Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Mikro TYT AYT denememizin kaçıncısındayız? Dördüncüsündeyiz. Evet çok güzel bir seriyle devam ediyoruz. Kolay orta zor şekilde sorular hazırladım size ve bu soruları sizle beraber bu videoda çözmüş olacağım. Umarım denemeleriniz güzel geçiyordur. Farklı soru tarzı ve farklı soru çeşitli görün diye bu seriyi başlatmıştım. Dördüncü denemeye geldik ve toplam 20 tane deneme sizlerle birlikte olacak diyoruz. Videoya geçmeden önce videoya beğeni bırakarak beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizlerin desteğiyle çok iyi noktalara geleceğime inanıyorum diyorum ve hazırsanız hemen ne geçelim sorularımıza geçelim. Gelsin de mi sorularımız? Hadi gelsin bakalım sorular. Evet, sorularımız geldi. Bugün 5 tane çok güzel soru çözeceğiz. Özellikle şu ilk soru çok güzel bir soru. Hemen şöyle birinci soruya doğru yaklaşalım ve beraber çözelim. Soruda ne görüyorsun? Önce sorumuzu okuyalım. Şekil 1'de O merkezli daire biçiminde kağıtta AB 30 birim verilmiş. Bu kağıt AB boyunca yukarıdan aşağı doğru ne yapılmış? Katlanmış. Sonra şekil 2 oluşmuş. Buna göre diyor 16 birim DCOH noktalı doğrusal olduğuna göre bu bilgi önemli. Şekil 1'deki kağıdın yarıçapı kaç birimdir diyor. Öncelikle ben sana şöyle bir şey söylemek istiyorum. Katlama sorusunda ne yapıyorduk? Üst üste gelen kenarları, üst üste gelen açıları yazıyorduk, değil mi? Şimdi burada daha çok açı çok fazla yok. Ne yapacağız? Kenarlar üzerinden gideceğiz. Yani benim burada asıl olayı şu üst taraftaki kenarı ne yapacağız? Alt tarafa eşitleyeceğiz ama şekil 2'yi şekil 1'in üzerine de çizebiliriz veya şekil 2'yi tekrar kendi üzerinde de çözebiliriz. Bak şunun üzerine doğru şöyle birleştirdim. Geldim şöyle mor kalemle birleştirdim. Bu doğrusallığı devam ettirsem yani şuradaki doğrusallık şöyle devam etse. Sonuçta bizim için şöyle bir bilgi var değil mi? Üst üste geldiğinde katlandığında bak O'dan tam geçmemiş. Ona dikkat et. Bak O'dan tam geçmemiş. Bu bizim için önemli bir bilgi. Şunu birleştirdiğimizde kenarlara harf yazarak gidelim. Mesela şu alt tarafa A yazayım. Üst tarafa B yazayım. Şimdi sadece şekle odaklan. Sadece çembere odaklan. Tamam mı? Şimdi A'yı yazdık. B'yi yazdık ya. Yarı çap ne oldu? Bak yarı çap şu aşağıda komple... A artı e, 16 oldu değil mi? Peki bu A artı 16'yı yukarıya da yazabilirim. Hatta O'dan B'ye birleştirdiğimde buraya da A artı 16 yazabilirim. Ama şimdi bizde katlama olayına henüz daha başlamadık. E peki katlama olayında şöyle düşün. Şuradan itibaren bak. Şuradan itibaren. Şu mesafe A artı B ise üzerine katladığı mesafe de ne olmak zorunda? A artı B olmak zorunda. Şimdi ben bunu bu şekilde yaptım. Hemen yazıyorum A artı B'yi. Bak şuraya da A artı B yazdım. Şimdi yarı çap tamam A artı 16 yazdık ama şu maviden itibaren yarı çapa dikkat et. Bak maviden itibaren A artı B yukarıda var. B aşağıda var. Yani aslında R dediğim şey iki tane B artı A değil miymiş? E peki hocam siz, biz az önce şuradaki R'ye A artı 16 demedik mi? O zaman bunları ne yapacağız? Eşitleyeceğiz. Eşitleyelim. 2B artı 16 2B artı A'yı neye eşitliyorum? A artı 16'ya eşitliyorum. Peki neler birbirini götürdü? Buradaki A'lar birbirini götürdü. Peki 2B 16 ise B'yi ne buldun? B'yi 8 buldu. Şimdi B'yi 8 bulduysam yazdım şuraya. Sorunun en başına gidiyoruz. Niye en başına gidiyoruz? Bize 30 birimlik bir kiriş vermişti. Peki 30 birimlik kirişi verdiyse merkezden şöyle bir kirişe dik attığımızda ne oluyordu? İki eş parçaya biliyordu. Zaten bu da ikiz kenarın tanımı değil mi? Hatta birazdan göstereyim. Bak gel. Gel şuraya. Şöyle bir uzunluğun var. Tamam mı? Buradaki asıl olayımız ne biliyor musun? Ben o merkezden şöyle yarı çap çizdim. O merkezden yarı çap çizdim. Peki bunlar ikiz kenar değil mi? E peki ikiz kenarda şöyle üzerine katladığında şöyle yarı çap, yarı çap. Peki aynı şekilde şu parçalar da birbirine eşit olacak. Daki hatırla. Bak şuraya yazıyorum. Daki neydi? İki tane bilgi varsa diğerleri vardı. E baktığımızda kenarlık var. E kenar ortay da var. Demek ki kenar ortay ve ikizkenarlık varsa açı ortay ve dikliği ben yazabilirim. Yazalım bak açı ortay. şurada açı ortay ve diklik olacak. E, 30'u yani 15 15 olarak böleceğim ya. Yan tarafa geçiyorum. Buraya ne yazıyorum? 15 yazıyorum. Peki 8 15 diklik var. Yarıçapı birleştirirsem yarıçap neymiş? 17'ymiş. Yani burada A'yı bulmadan direkt B üzerinden yarıçapı bulabiliyoruz. şıklara baktığımızda cevabımız nedir? D seçeneğidir. Anlaşıldı mı? İlk sorumuz da bu şekildeydi. Çok güzel bir soru. Tam deneme ayarında soru. Yani ortanın biraz üstü diyebilirim. Bu iki tane harf işin içine girdiği için diyebiliriz. Tamam mıdır? Birinci soru buydu. Gelsin o zaman ikinci soru. ikinci sorumuz geldik. ikinci sorumuzda güzel bir katı cisim sorusu var. Kenar uzunlukları 10 birim ve 12 birim olan dikdörtgen şeklindeki bir kutunun her köşesinden kenar uzunlukları ikişer birim olan kareler kesilip atılıyor. Şimdi ben şuraya öncelikle bir 10 yazıyorum bak. Şuraya da bir 12 yazmak istiyorum. Uzun kenara 12, kısa kenara 10 dedi. Kenarlardan 2 birim ne yapıldı? Kırpıldı. Hemen kırpıyorum bak. Şurada 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Hepsine 2'yi yazdım. Şimdi 2'leri çıkartalım. Sonuçta bak 2 burada, 2 burada 4. 12 4, 8. 8'i yazıyorum. Şu araya 8'i yazdım. Karşılıklı kenarlar birbirine eşitti zaten. Peki aynı şeyi onda yaparsam 2, 2, 4. Buraya da 6 mı geldi? 6'yı da yazdım. Şu 6, bu 8. Şurada da 2'lerimiz var. Şimdi ne demiş? Son durumda kalan parça katlanarak üstü açık bir Ferrari oluyormuş. Yani dikdörtgenler prizması. Bu dikdörtgenler prizmasının hacmi sorulmuş. Prizmaların hacmi nasıl bulunuyordu? Hatırla. Zaten tüm prizmalarda neyimiz var? Taban alanı çarpı yüksekliğimiz var. Peki burada da önce tabanı belirleyeceğim. Sonra yüksekliği bulacağım. Hemen yazalım. Tabanda ne var? 8 ve 6 var. Bak şu 8 ve 6'yı taban olarak hatta nereye çizelim? Şöyle biraz aşağı indirdim. Şöyle bir hemen dikdörtgenler prizması olacak şekilde hemen hızlıca çiziyorum. Şöyle noktalı 3 boyutlu olsun. Şimdi 6 8. 6 şurası olsun. 8 burası olsun. Yüksekliğimiz de 2 idi. E peki hacim eşittir. A çarpı B çarpı C. A B C'leri hemen gösterelim. A B C. E o zaman hemen hepsini çarpıyorum. 2 çarpı 6 çarpı 8 ne yapar? 8 çarpı 2'den 96 birim küp yapar. Eşiklara baktığımızda cevabımız da A seçeneğinde bizi bekliyor. İkinci sorumuz da bu şekildeydi diyoruz ve hemen üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuza baktığımızda ne görüyorsun? Bir yol var. Böyle kahve falanına bakarsın ya. Bir yol gözüküyor derler. Aynı o formatta. Yani bilmiyorum kahve falı yani ben bayağıdır fal baktırmadım mı fark ettim. Şu an hatırladım. Denk gelirsem yani ne çıkar bahtına derler yani Denk gelirsek bir baktırmak lazım. Şimdi Olumsuz da olabilir yani bilmiyorum ama bir baktıralım. Şekilde ABC üçgensel bölgesi şeklinde bir aranızda varsa böyle e, yeteneği diyeyim artık. Denk gelirsek neden olmasın. Şekilde ABC üçgensel bölgesi şeklinde bir kroki verilmiş. O noktası ABC üçgeninin çevrel çemberin merkezi. İşte bak bu cümle bu ifade neydi? Çevrel çemberin merkezi. Hemen şöyle bir ne yapalım? Şuraya doğru bir yaklaşıyor. Diyorum ki çevrel çemberin merkezi. Yani bir üçgenin etrafında bir çember çizilmiş. Hemen çizelim. Bak şöyle bir üçgenim var çizemedik tabii ki. Önce çemberi çizelim, sonra üçgeni çizelim. Daha kolay olur. Bak çemberi çizdim. Sonra dedim ki çevrel çemberin merkezi olacak şekilde bir tane üçgen çiziyorum. Ve bu üçgenin kenarları değecek tabii ki çemberin üzerine. Şimdi asıl olayımız ne biliyor musun? Az önce görmüştük. Ne demiştik? Merkezden kirişe dik attığımızda iki eş parçaya bölecek. E yapalım bak. Şöyle bir merkezim var. Kirişe dik indirdim. İki eş parçaya böldü. E bu merkez sabit. Aynı şeyi diğerine yapıyorum. Bu da iki eş parçaya böldü. Sonra devam ediyorum. Üçüncü kenara da aynı şeyi yaptım. Bu da şöyle bir işaret olsun. Ne yaptık aslında? Şurada bir O noktası var. O noktası çevrel çemberin merkezi ama her zaman bize çember vermek zorunda değil. Veya her zaman bu ifadeyi söylemek zorunda değil. Ne yapıyorsun? Şöyle bir durum var. Benim burada amacım şu. Mesela farklı bir renkle yapalım. Şimdi O'dan şöyle yarı çapı birleştirdim. Ne oldu? Zaten pembeler yarı çap olsun. Bak şöyle birleştirdim. Pembelerimiz yarı çap. E peki şunu da birleştirdim. Bu da yarı çap. Şöyle bir durum söz konusu bak. Şekle yaklaşıyor. Tamam mı? Tam ekrandayız. Bu kırmızıyla bak şu kırmızıyla şu pembe her zaman doğrusal olmak zorunda değil. Yani soru sana eşkenar üçgen verirse veya sadece şu kenarlara eşit bir ikizkenar üçgen verirse evet burası doğrusal olur. Ama rastgele bir üçgen verirse buraya doğrusal diyemiyorum. Anlaştık mı? Peki bunu bu şekilde yaptık çok güzel. E, çevrel çemberin merkezi dendiğinde demek ki benim ne yapmam gerekiyor? Bak çemberi sildiğimde aslında kenar orta dikmelerinin kesim noktası diyeceğiz tamam mı? Çünkü hangi kenarı kullanırsan kullan bak. Kenar bu orta dikme indi. Kenar bu orta dikme indi. Kenar bu orta dikme oldu. Yani burada şu yorum çıkıyor. Kenar orta dikmelerin kesim noktası çevrel çemberin merkezi. Karıştırmayalım diye açı ortayların kesim noktası içte çemberin merkezi. Kenar ortayların kesim noktası da ağırlık merkezi. Bu üçünü çok karıştırılıyor. Hani öğrenciler çok dikkat edin arkadaşlar. Çünkü buradaki asıl olay hiç duymadığını karıştırırsın. O yüzden ara ara tekrar etmek lazım. Veya bellememek için benim önerim bir çember çiz Çemberin merkezinden kirişe dikkat iki eş parçaya böldüm böldü kenarı orta dikme aldı yani aslında kafanda bir betimleme yapabilirsin tamam mı şimdi soruya yöneliyorum zaten bak iki tanesini vermiş yani şöyle düşün şu bilgi var ya bak şu bilgiyi yazmış ya şunu vermek zorunda değildi şunu vermek zorunda değildi sadece 90'ları verse yeterliydi veya 90'ı vermesin sadece şu ikisini versin yine 90'ı sen yazabilirdin anlaştık mı peki bunu yaptıktan sonra 9'a 9 diyorum şurada burada 2 var peki şurayı bilmiyoruz yani A, o'dan da dik atsam burayı da iki eş parçaya bölecek şimdi yarıçapları belirleyelim bak şöyle kırmızıyla ile yarı çapları çiziyorum. Kırmızılar yarı çap. Çevrel çemberin merkezi o noktası. Peki 2 9 hipotenüse bak dikkat et. 2 9 hipotenüs. Peki aynı hipotenüs 6 ile de ne oluşturuyor? Bir Pisagor oluşturuyor. O zaman benim ne yapmam gerekiyor burada? Şuraya harf yazabilirsiniz, A yazabilirsiniz veya ortak çözüm yapabilirsiniz. Mesela ben şuraya x dedim. x'in karesi artı 6'nın karesi eşittir diyorum. Aynı kenar değil mi bu? Yani artık onu yazmama gerek yok. Diyorum ki o da eşittir 9'un karesi artı 2'nin karesi. Bu denklemi ikisi beraber ne olmuş oldu? Ortak çözümde kullanmış oldum. Hemen devam edelim. Bu da Çözüm yaparsam 9'un karesi 81 85 yaptım 2'nin karesinden Peki 6'nın karesi 36 Karşıya negatif olarak 36 olarak götürsem x kare eşittir 85 eksi 36 Ne yapar? 15 9 49 Bak demek ki Hangi sayının karesi 49'dur? 7'nin karesi 49. Ama ben şimdi buraya 7 yazdım. Bu da 7. Bir kenar ne oldu? 14 oldu. Peki bana ne sormuş? AB uzunluğu kaç birimdir diyor. Yani bizde de zaten AB'yi bulmadık mı? Bulduk. Cevabımız 14 geldi. Yani şıklara baktığımızda cevap C seçeneğidir diyoruz. Anlaşıldı mı? Üçüncü sorumuz da bu şekildeydi. Hadi geçelim dördüncü soru. Evet geldik çok güzel bir A noktası etrafında dönme sorusuna. Şimdi bak bu döndürme sorularında özellikle açı kenar, özellikle analitik geometride dönüşüm geometrisi çok farklı bir konu değil arkadaşlar. Yani sana sor sorduğu olay tamamen bir noktanın etrafında dönen bir şekil. Bu dikdörtgen olabilir, bir üçgen olabilir veya herhangi bir şekilde bir çokgen olabilir. Sadece burada sanki oraya bir çivi çakmışsın. Tamam mı? Çivi çaktın. Yani oradaki sabit etrafında dönüyor. Yani biraz böyle hayali e, üç boyutlu betimleme yeteneğimizi böyle böyle geliştirmemiz gerekiyor. Anlaştık mı? Şimdi geliyorum bak soruya. Bu Mesela kenar uzunluklarına dikkat et. Mesela sadece şunu göstereceğim bak. Şu kenar A noktası etrafında döndü ya şekil. Şuradaki işaretlediğim ışın kılıcı buraya gitti. Aynı şekilde şuradaki kenar nereye gitti? Şuraya gitti. Yani bunları bilerek yazacağım. Mesela 15 vermiş, 10 vermiş. Hemen ne yapıyorum? 25'i karşıya yazıyorum. 25'i yazdık. Bak buraya da geldim 25 25. Şimdi bak geliyorum buraya da 25 yazıyorum. Dikdörtgenin bütün açıları 90 derece değil mi? Yani şurada 90 var, burada 90 var. Bak 90 90. Bu 90 D üstüne gitmedi mi? gitti. Bak iyi izle şimdi. 15 var, 25 var. Şu kenar artık gönül rahatlığıyla bulabilirsin. 15 3'ün katı, 25 5'in katı. Yani aslında 3 4 5'in 5'er katı alınmış. E o zaman ben geliyorum şuraya ne yazıyorum? 4'ün 5 katı nedir? 20'dir. Bak 20'yi yazdım. Şimdi peki bu 20 aslında çok kritik bir 20. Niye dersen Bak şurası da 20. Şimdi buraya yazdım 20'ye. Bizden ne istiyor? X'i istiyor büyük ihtimalle. Evet. Ne demiş? A noktası etrafında ok yönünde bir miktar döndürüldüğünde şekil 2'deki A, B üssü, C üssü, D üssü dikdörtgeni elde ediliyormuş. Olayı anlatmış sana. 15'i vermiş, 10'u vermiş. Hepsi yazıyor mu? Yazıyor. Tamam. Şimdi X'e odaklanalım. Hatta şekil 2'ye biraz daha yaklaştım. X'e odaklandığımda tamam buraya kadar X vermiş ama aşağısını biliyor muyuz? Hayır. O yüzden aşağıya kadar şöyle ne yapıyorum? Dik indiriyorum. Peki bu 20'yi boşa bulmadık bak. Şu mavinin tamamı 20 olacak ama alt tarafı biz özel üçgenlerden biliyoruz. Hangi özel üçgen? Öklit değil mi? Yani Öklitten de bulabilirsin, isteyen Pisagordan da bulabilir. Ne yapıyorum o zaman? Hemen şuradaki üçgeni dışarı çıkartıyorum bak. Diyorum ki daha rahat görmeniz için şurada bir diklik var. 15, 20, şurada tamamı da 25. Şimdi bunu niye çizdim? Bundan dolayı. Bu aslında şablonlu hazır böyle full paket bir tane üçgen yani bütün kenarları tam sayı olacak şekilde ayarlanmıştır diyebiliriz. Şöyle düşün. Öklitte bir formülümüz vardı. 15'in karesi yakındaki çarpı tamam veya 20'nin karesi yakındaki çarpı tamam. Bu şekilde yapıyorduk değil mi? Şimdi şöyle düşün. 25'in karesi 625. 15'in karesi 225. 15'in karesi bu çarpı tamam mı? Gerçi 25'in karesini niye aldıysam o zaman 225'i 25'e böldüğümde 250 olsaydı 10 olacaktı. Bir tane düşürüyorum. 9. Yani o zaman demek ki şuraya ben gelirim kırmızı kalemle 9'umu yazarım arkadaş. Peki 25'ten 9 çıkartırsam ne olur? 16. Şimdi dikkat et 9 var 15 var hemen düşünelim 9 3'ün 3 katı 15 3'ün 5 katı bak 3'ler sabit demek ki 3 4 5'in 3 4 5'in neymiş 5'er katıymış yani o zaman ben buraya gelirim 4'ün 4 katı nedir 4 5'in pardon 3'er katıymış yani 4'ün 3 katı nedir 12'dir. 9, 12, 15'i yazmış oldum. Peki 12, 16, 20'de sağladı mı? Sağladı. Mükemmel oldu. Bak her şey ayarlı bir şekilde geldi. Bunu, bunu bu arada unutmayın arkadaşlar. Buradaki asıl olayımız tüm sorularda hızlı zaman kazanmak için bu şekilde yapabiliriz. Peki bunu yaptık. 12'yi geldim şuraya yazdım bak. 12. 9'u buraya yazdım. 16'yı da buraya yazdım. 9 ile 16'yı toplarsam 25 olur. 12 ile x'in toplamı 20 değil miydi? Yani o zaman x direkt ne gelir? 8 birim gelir. Şıklara baktığımızda cevabımız nedir? A seçeneği. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Dönme sorusundan güzel bir deneme tarzı soruyu birlikte çözmüş olduk. Gelsin o zaman son sorumuz. Günün son sorusu gelsin. Evet. Beşinci sorumuz şöyle garip şekilde e, bir soru aslında. Semih ve Sait. Semih hocam. Biosem Semih hocam ve Paraksilen Kimya Sait hocama selam olsun. A ve B noktaları olan demir çubuğu yere paralel olarak. Bak şurayı yanlış yazmışım. Şurayı düzeltirim ben. Neyse. Taşımaktadır. Genişliği 16 birim olan dik koridordan girip genişliği 6 birim olan koridordan çıkacaklar. CB 24 birim olduğunda esnek olmayan demir çubuk sıkıştığına göre çubuğun boyu kaç birimdir? Öncelikle iki tane daralı var değil mi? Yani burada koridor mantığını şöyle düşünmemiz lazım. Burada 6 varsa bu doğrusal devam edecek. Burası da 6 olacak. Hatta burada 16 varsa aynı şekilde doğrusal devam edecek. Karşısı da 16 olacak. İsterseniz böyle ilerleyelim. Şekle yaklaşıyorum. Bak şekle yaklaştık. Ve doğrusal bir şekilde kenarları uzatıyorum. Şunu uzattım. 6'yı karşıya yazdım. Aynı şekilde bunu da uzat. 16'yı karşıya yazdım. 24'ten 16 çıkarsa 8'i yazarız. Şurası 90. Burası da 90. Şimdi 16'yı yazdık ama asıl buradaki olayımız şu. 16'yı karşıya şuraya da yazsam. Ama şurayı bilmiyoruz bak. Şu pembeyle boyadığım yeri bilmiyoruz. Mesela oraya Y diyelim. Şimdi biz bir benzerlik olayı biliyoruz. Yani temel benzerlikte asıl olayımız kenarlar üzerinden ne yapabiliyorduk? Doğrusal olarak yöndeş açıları kullanabiliyorduk. Yani mesela şurada nokta var. Şurada nokta var. Yöndeş açı. O zaman ben aslında şuradaki üçgenle büyük üçgen arasında ne yapabilirim? Benzerlik yapabiliriz. Onu hızlı bir şekilde ne yapıyorduk? Y'nin Y artı 6'ya oranı. 16'nın 24'e oranı. Veya bu taraftan da gelebilirsin. Bak mesela 8'e 16 şeklinde yazıyoruz ya bak. 8'e 16 şeklinde yazıyoruz. Yani şurayı mesela 6 olarak yazsam 8'in 24'e oranı. 6'nın 6 artı Y'ye oranı şeklinde de yazabiliriz. Hiç fark etmez. İstediğini yazabilirsin. Bak yazıyorum. Diyorum ki Y'nin Y artı 6'ya oranı eşittir. 16'nın 24'e oranı. E 16 ile 24 sadeleşmiyor mu? Evet hocam sadeleşiyor. Hatta 8'e böldün 2. 8'e böldün 3. İçler dışarı yapacağım. 3Y eşittir. 2Y artı 8 yok pardon 12. 2Y'yi karşıya negatif olarak alıyorum. Y buradan ne gelecek? 12 gelecek. Peki buraya 12 yazmak. Hatırla 12, 16 ne üçgenimiz vardı? 20 üçgenimiz vardı. 20'yi buraya yazdım. 6'yı şuraya taşıdım. 6, 8, 10. Bu şekilde yaz. Peki neyi soruyor bize? Çubuğun boyunu sormuş. E peki 20 var, 10 var. Toplamları nedir? 30'dur. O demek ki şıklara baktığımızda cevabımız D seçeneğidir diyebiliyoruz. Derken mahallemizin suççusu Furkan geldi. Ona da selam olsun. Videonun kapanışına yetişti adam. <laughs> Neyse. Ben kapanışı yapayım o, o susmaz yani. O bütün maliye satacak onu. Neyse arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bu güzel 5 tane soruyu sizlerle beraber çözdük. Videoya beğeni bırakarak dediğim gibi beni destekleyebilirsiniz. Kanala hala abone değilsen abone olabilirsin diyorum. Ve bir sonraki mikro TYT -T denememizde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Bay bay.